Bu videoda size kalp atışını düzenleyen hücrelerden yani pacemaker hücrelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Kalp atışını düzenleyen ve kendine impuls çıkarabilen kas hücrelerine impuls ya da İngilizcede söyleyebilirsek impuls çıkarabilen kas hücrelerine tıp dilinde pacemaker hücreler dendiğini söylemiştim. Yani bunlar hep İngilizce isimler. Son derece havalı hücreler olduklarını da söyleyeyim böyle İngilizce isimler. Neden diye soracak olursanız kalbimiz bu hücreler sayesinde belirli bir ritim ve hızla atıyor da ondan. Zaten pace biliyorsunuz İngilizce ritim, hız o onu belirleyen kelime demek. Maker da yapan demek biliyorsunuz. Yani bunları belirleyen hücrelere verilmiş İngilizce isim bunlar. Biz de bunları kullanıyoruz. Bu hücreler biz daha annemizin karnındayken çalışmaya başlar ve öldüğümüz ana kadar da böyle durmadan çalışmaya devam ederler. İzin yok, bir şey yok, her dakika çalışırlar. Bu hücrelerin otomatisite adı verilen bir özellikleri vardır. Otomatisite kelimesinde otomatik kelimesinin yer aldığını görmüş olabilirsiniz. İşte doğru, bu söz konusu hücrelerin bir aksiyon potansiyeli oluşturmaları için komşu hücrelerden bir uyarıya ihtiyacı olmadığı anlamına gelir otomatik yapıyor bunu kalp atışını düzenleyen hücreler bunu kendi kendilerine yaparlar otomatik çok havalı değil mi düşünsenize her şey bu hücrelerle başlıyor kalp atışını düzenleyen hücrelerin 3 grubu vardır arkadaşlar bunlardan ilki Sinoatriyal düğüm ya da kısaca SA düğümünde yer alan ve kalp atışını düzenleyen hücreler dendiğinde ilk olarak aklımıza gelen hücrelerin oluşturduğu gruptur. Kalp atışını düzenleyen hücrelerin bazıları atrioventriküler düğümde ya da AV düğümünde yer alırlar. Son olarak bir de histemeti ve Purkinje liflerindeki kalp atışını düzenleyen hücrelerden de bahsedebiliriz. Şu ana kadar bir sürü terim kullandığımın ve bu yüzden de beni çok iyi anlayamamış olabileceğinizin farkındayım. Bu noktada bilmeniz gereken tek şey bu üç grup hücrenin kalbin elektriksel iletim sisteminin farklı kısımlarında yer aldığı. Evet, bu hücrelerin hepsi kalbin elektriksel iletim sisteminin bir parçasıdır. Kalbin farklı yerlerinde yer alırlar ve hepsinin kalbin atışını düzenlemek gibi çok önemli bir görevi vardır. Bu üç grup hücreyi ve süper güçlerini daha iyi anlatabilmek için kalp hücrelerinin nasıl iletişim kurdukları ve düşündükleri üzerinde durmak istiyorum. Bu hücrelerin tabii ki bizim gibi değil de gerilim cinsinden düşündüklerini de hemen ekleyeyim. Gerilimin onların dili olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gerilim filmi gibi bunlar yani. Ve onları daha iyi anlayabilmek için şimdi biz de bu gerilim dilini kullanacağız. Burada milivolt var. Burası artı, burası da eksi olsun. Hücrelere girip çıkan bazı iyonlar olduğunu ve hücrelerin geriliminin de bu iyonlar tarafından belirlendiğini bundan önceki videolardan hatırlayacaksınız. Örneğin, bu kalsiyum olsun. Buraya bir ok çiziyorum ve artı 1, 2, 3 yazıyorum. Artı 123 daha doğrusu. Yani 1, 2, 3 böyle yan yana geliyor ama ben artı 123 yazıyorum. Bu ne demek? Bu hücreye girip çıkan tek iyon kalsiyum olsaydı hücrenin gerilimi 123 milivolt olurdu. Evet, bir hücreye girmesi ve çıkmasına izin verilen tek iyon bu olsaydı durum bu olurdu. Benzer şekilde şimdi de sodyumun hücreye girip çıkmasına izin verilen tek iyon olduğunu düşünürsek hücre membran potansiyeli bu durumda 6-7 yani 67 milivolt olurdu. 67. 123'ün yarısından biraz fazla gördüğünüz gibi. Son olarak hücreye girip çıkma izni olan tek iyon potasyum olsaydı buraya yazıyorum membran potansiyeli bu defa da eksi 92 milivolt olurdu. Eksi 92. Buradan potasyumun negatifliği sevdiği sonucuna ulaşabiliriz. Gerçek hücreler söz konusu olduğunda ise hücreye girme ve çıkma izni olan tek bir maddeden bahsedemeyiz. Demek istediğim hücreler birçok madde karşısında geçirgendir. Ama vereceğim örneğin biraz daha iyi anlaşılması için bu hücrenin sadece kalsiyum ve sodyum karşısında geçirgen olduğunu düşünelim, tamam mı? Hücre sadece kalsiyum ve sodyum geçiriyorsa, membran potansiyeli bu ikisi arasında olur, öyle değil mi? Hemen hesaplamaya çalışayım o zaman. Yaklaşık olarak 96 milivolt gibi bir potansiyel elde ederiz. Evet, sadece bu iki iyonu geçirdiği için potansiyel de bunların ortalamasına yakın bir değer alır arkadaşlar. İsterseniz bir de potasyum geçirgenliğinin %99, sodyum geçirgenliğinin de %1 olduğu durumu ele alalım. Bu durumda potansiyel potasyuma çok daha yakın olur ve yaklaşık olarak da eksi 91 gibi bir değere sahip olacağını söyleyebiliriz. Kısacası, hücrenin hangi iyonu ne kadar geçirdiğine bağlı olarak membran potansiyelinin yaklaşık değerini bulabiliriz. Şimdi, söz konusu hücrenin pacemaker hücrelerden biri olduğunu ve sadece sodyuma karşı geçirgen olduğunu ele alalım. Hatta bundan önce size geriliminin ya da voltajın ne olduğunu da söylemek istiyorum. Mesela eksi 60 olsun. Bunu nasıl elde ettiğimi şimdi söylemeyeceğim. Ee, üzerinden sonra geçeriz tamam mı? Evet. Eksi 60 ve sadece sodyumu. Belki de sadece sodyumu değil de genel olarak sodyumu geçiriyor dersem daha doğru bir ifade olabilir. Bu durumda sodyum hücrenin içine akın eder, öyle değil mi? Ne de olsa hücrenin dışında hücrenin içine oranla daha fazla sodyum var. Bunun eksi 60 olduğunu ele alacağız ama bu değere nasıl sahip olduğunu şimdilik düşünmeyeceğiz demiştik. Eksi 60 ile başlıyor ve sadece sodyum geçiriyor olsaydı ne olurdu? Sonuç olarak bu değere yaklaşırdı. Bu değere ulaşması için bir miktar süre geçeceği için de sağ tarafa yazdım. Evet, bu eksende de zaman olacak. Az önce de söylediğim gibi, sadece sodyum geçirgenliği olan bir hücrenin membran potansiyeli zaman içerisinde yaklaşık olarak artı 67 milivolt olacaktır. Buradan, yani eksi 60'tan başlayacak ve yavaş yavaş artı 67'ye doğru ilerleyecek. Eksi 60'tan biraz uzaklaşıp da eksi 40'lı değerlere geldiğimizde ise ilginç şeyler olmaya başlayacak. Başka bir deyişle, potansiyel öylesine Buradaki mor noktaya doğru ilerlemeyecek, kendiliğinden böyle gelmeyecek. İsterseniz mor noktayı da sileyim de kafamız karışmasın, bir dakika. Evet, potansiyel buraya doğru ilerlemeye devam ederken bir eşik değerine ulaşacak. Biraz sonra bu eşik değeriyle ne kastettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu eşik değerine gelecek ve bu başka bir iyonun eşik değeri olacak. Zaman kazanmak için bunu kopyalayıp buraya yapıştıracağım. İşte böyle. Hücrenin potansiyeli eksi 40 olduğunda yeni bir kanal açılacak. Şuraya hemen bir tanesini çiziyorum. Evet, bir tane de buraya. Bunlar kalsiyum kanalları. Bu kanallar sayesinde kalsiyum hücreye hücum edecek. Çünkü o da aynen sodyum gibi hücrenin içinde olmayı dışında kalmaktan daha çok seviyor. Bu kanalın açılması ise, hemen not ediyorum, bunlar voltaj kapılı kanallar eşik değeri derken de bundan bahsediyordum işte. Bu kanalları daha önce belki çizmedim ama isterseniz hemen buraya da ekleyebilirim. Başka bir deyişle bu kanalların birdenbire hücre üzerinde belirdiklerini düşünmenizi istemiyorum. Kanallar hep oradaydılar ancak kapalıydılar. Ama gerilim yani voltaj eksi 40 milivolt olduğunda açılmaları için bir izin geliyor, açılıyorlar ve kalsiyumu içeriye almaya başlıyorlar. Voltaj kapılı kanallar ve eşik değeri diyerek neden bahsettiğimi şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Bunun kanalların açılması için gerekli olan gerilim olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet ne diyorduk? Kalsiyum hücre içine akın ediyor. Bu noktada beyaz çizgiye ne olacağını söyleyebilir misiniz? Kalsiyum şu anda hücrenin en çok geçirgen olduğu iyonsa, ki hücre şu anda hala sodyumu da geçiriyor ama bunun kalsiyuma göre çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kalsiyumun dinlenim potansiyeli sodyumdan daha yüksek olduğu için bu doğrumuz çok ama çok daha hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. Bu şekilde gösterebilirim. Evet, eğim bu durumda hemen artacak. Şimdi de potansiyelin artı 10 olduğunu düşünelim. Bu noktada ilginç bir başka şey daha gerçekleşecek kalsiyum kanallarının gerilime duyarlı olduklarını söylemiştik ki zaten bu şekilde açılıyorlardı, öyle değil mi? Gerilimin sadece açılmalarına değil, aynı zamanda kapanmalarına da sebep olduğunu biliyor muydunuz? Hücreyi bir kere daha çizeyim, kopyalayıp yapıştırayım. Kanalların şimdi de kapandığını düşünürsek bakalım neler olacak. Voltaj kapalı kanallar kapandıkları için kalsiyumları siliyorum. Kapalı olduklarını göstermek için de buralara küçük çarpılar koyayım. İçeride sadece sodyum var ve kalsiyum kanalları kapandığı anda potasyum kanalları açılıyor. Potasyum kanalları açılınca da hücre içindeki potasyum dışarıya çıkmaya başlayacak. Neden dışarıya, dışarı çıkacak diye sorarsanız, soracak olursanız potasyumun da hücrenin dışında olmayı hücrenin içinde olmaya oranla daha çok sevdiğini söyleyerek cevap verebilirim. Konsantrasyon gradyanı bu yönde olduğu için potasyum dışarıya çıkacak. Potasyum da aynen kalsiyum gibi voltaj kapılı kanallara sahiptir. Bu kanallar potansiyel biraz daha e, pozitifleştiğinde açılırlar. Ve yine az önce de dediğim gibi potasyum kanalları da öyle aniden kendiliğinden ortaya çıkmıyorlar. Başından beri hücrenin üzerindeler ama kapalılar. Ancak gerilim bu noktaya ulaştığında açılıyorlar. İki hücre için de çizim yapıyorum. Kafamız yok yere karışmasın, tamam mı? Buradalar ama kapalılar. Peki. Potasyum hücre dışına çıkmaya başladığında beyaz doğruya ne olur? Şu anda baskın iyon potasyum olduğu için her zaman hücrenin o anda hangi iyonu daha çok geçirdiğini düşünmelisiniz, tamam mı? Ve bu anda bu iyon potasyum olduğundan membran potansiyeli potasyumun potansiyeline doğru ilerlemeye başlayacak. Potasyum aşağıda olduğundan Hemen çiziyorum, evet, beyaz doğru bu, şekil, bu şekilde o zaman aşağıya doğru hareket etmeye, ilerlemeye başlayacak. Devam edecek, devam edecek ve eksi 60'da duracak. Peki neden durmuş olabilir? Yani neden eksi 92'ye kadar inmedi dersiniz? Bunun sebebi aynen kalsiyum kanalları gibi potasyum kanallarının da bir noktada kapanmasıdır. Hemen potasyumları da sileyim. Ne de olsa kanallar kapandı dedik. Küçük çarpıları da koyuyorum. Evet bu kanallar da kapandı. Bu noktada hücreye girebilen tek iyon sodyumdur. Başladığımız noktaya geri döndük değil mi? Ayrıca bunun bu şekilde tekrar ettiğini de söyleyeyim. Doğrumuz bu eşik değerine kadar çıkacak. Kalsiyum kanalları açılacak, sonra kapanacak. Potasyum kanalları açılacak, kapanacak ve geriye sadece sodyum kalacak aksiyon potansiyeli işte bu şekilde oluşur arkadaşlar. Size herhangi başka bir hücreden bahsetmediğimi görüyorsunuz değil mi? Hücre bunu tamamen tek başına yapıyor çünkü. Ve kanallar sürekli açılıp kapandıkları için bu hücrenin dinlenim potansiyeli olduğunu söyleyemeyiz. Bir membran potansiyeli var ama dinlenim potansiyeli yok. Her zaman aksiyon halinde. Yükseliyor ve düşüyor. Şimdi nabzımın dakikada 60 vuruş ya da atış olduğunu düşünelim. Bu tek bir kalp atışı ve nabzım eğer dakikada 60 ise bir atış bir saniye sürer öyle değil mi? Düşünsenize arkadaşlar tüm bunlar sadece bir saniye içinde oluyor. Sodyum doluyor, kalsiyum dolmaya başlıyor, sonra kanallar kapanıyor, potasyum dışarıya çıkıyor ve sonra bu kanallar da kapanıyor. Ve bu bir daha bir daha derken bu şekilde her saniye tekrar tekrar gerçekleşiyor. Kalbimiz işte bu şekilde atıyor. Bu döngü bu şekilde devam edip kalbimizin durmadan atmasını sağlıyor. Bu döngünün üç evresi ya da fazı vardır. Bu çizdiklerim en temel üç faz. Bu faz 4, bu 0 ve bu da faz 3. Bu noktada bunun çok ama çok çılgınca bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani faz 4, 0 ve 3 de nereden geldi? Bu ne, bu ne biçim bir sıralama böyle diye aklınızdan geçirmiş olabilirsiniz. Size kalp kasının aksiyon potansiyelinin neye benzediğini göstermeye çalışacağım. Böylece bunun neden böyle olduğunu, adlandırıldığını anlayacağınızı düşünüyorum. Bu arada bunun en iyi yöntem olduğunu savunmuyorum ama en azından arkasında yatan mantığı açıklayabileceğimi umuyorum. Kalp kası attığında buna benzer bir grafik görürüz. Buna benzemediğini fark ettiniz değil mi? Evet, kalp kasının grafiği buna benzer ve eğer bunu numaralandıracak olursak burası faz 4, burası 0, 1, 2 ve burası da 3'tür. Bu ikisini karşılaştırdığımızda faz 4'ün buradakine, yukarıya doğru artışın buna, aşağıya düşüşün de buna benzediğini söyleyebiliriz. Öyle değil mi? 4, 0 ve 3. İşte bu şekilde ortaya çıkıyor. Buna ek olarak pacemaker hücrelerin 1 ve 2 numaraları numaralı fazları yoktur ve bu yüzden de şimdilik bunları unutmanızı istiyorum. Yalnız sıfır fazını karşılaştırırken dikkat etmeniz gereken bir noktadan bahsedeceğim. Pacemaker hücrelerin sıfır fazı bize çok hızlı gelebilir. Saniyenin onda biri ya da onda ikisinde gerçekleşir ama aslına bakarsanız kalp kasında olana göre biraz daha yavaştır. Hemen not edeyim. Evet, biri yavaş, ötekisi hızlı, özellikle sıfır fazından bahsediyorum. Sıfır fazı aksiyon potansiyeli olarak adlandırıldığından bunun daha yavaş bir aksiyon potansiyeli olduğunu da eklemek istiyorum. Evet, bu da daha hızlı bir aksiyon potansiyelidir. Anlaştık mı? Yavaş aksiyon potansiyeli hücreleri dendiğini duyduğunuzda aklınıza hemen pacemaker hücreler gelsin lütfen. Son olarak bir de bu yönde ilerleyip negatiflik azaldığında bunun depolarizasyon olduğunu da bilmenizi istiyorum. Evet, bunu iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Negatiflik ne zaman azalıyorsa bunun depolarizasyon olduğunu unutmayın. Negatiflik artıyorsa da repolarizasyon. 4 ve 0 hücreleri yavaşça depolarize ederken faz 3 de repolarize eder.